Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco X2 modelini inceleyeceğiz. Oppo'nun uzun süredir ülkemizde resmi olarak hizmet verdiğini biliyoruz. Özellikle giyilebilir teknoloji tarafında sunduğu modellerle bir aile ilgi görüyor. Sevilen bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu ürünlerin her fiyat segmentinden olduğunu da ekleyelim. Yani uygun fiyatlı akıllı telefon, kablosuz kulaklık, akıllı bileklik gibi modeller sunarken bunu üst segmente de sunabiliyor. Oppo Enco X2 modeli ise üst segment olarak tabir edebileceğimiz bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman oval bir yapı bizleri karşılıyor. Kutuyu elimize aldığımızda üst tarafında bir Oppo logosu, alt tarafında ise Type-C girişi bulunuyor. Kapağı açtığımız zaman kulaklıklar bizleri karşılıyor. Bu kulaklıkların ortasında ise bir LED bulunuyor. Bu LED sayesinde hem şarj konusunda hem de eşleştirme vesaire gibi konularda bilgi almak mümkün. Cihazın sağ tarafında bulunan tuş ise eşleştirme tuşu olarak geçiyor. Kulaklığın kutusunu açtığımız zaman bu eşleştirme tuşuna basılı tuttuğumuzda iki kulaklığın ortasındaki LED beyaza dönüyor. Bu da eşleştirme modu, yani pair modunun aktif olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki dakikalarda zaten değineceğiz ama bu kapağı açtığımız zaman hem Oppo cihazlarda hem de farklı marka Android modellerde direkt telefonun ekranına Oppo Enco X2 kulaklığınızı telefonunuza bağlamak istiyor musunuz diye bu uyarı geliyor. Bu bence çok iyi bir şey çünkü piyasadaki diğer kulaklık markalarına baktığımız zaman genellikle aynı marka telefon olduğunda %100 uyumluluk sağlanıyor. Fakat Oppo Enco X2 modelinde Oppo marka olmayan farklı marka bir telefona bağlamak istediğimde kulaklığın kapağını açtığımda telefonuma bir bildirim geliyor. Oppo Enco X2 kulaklığını cihazınıza bağlamak istiyor musunuz diye. Bu yüzden söz konusu modelin özellikle uyumluluk tarafında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım ayrıntılarına devam edelim. Kulaklıkları çıkardığımız zaman saplı bir yapı karşımıza çıkıyor. Özellikle telefon görüşmesi ve mikrofon performansı gibi konuda saplı kulaklıkların daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra zaten testlerine de geleceğiz. Oppo Enco X2 modeli de mikrofon konusunda gayet başarılı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Evet, cihazın tasarım ayrıntılarını inceledik. Şimdi geldik teknik özelliklere. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Oppo Enco X2 modeli Super DBEE dediğimiz akustik ses sistemi ile geliyor. Düşük gecikmeli yüksek çözünürlüklü ses kodeği ile gelen model ultra geniş frekansa sahip aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olduğunu da belirtelim. Kullanıcıların işitme seviyelerini, kulak kanalı yapısı ile ilgili bilgileri, kişiselleştirilmiş dinleme tercihlerini tek yerde entegre eden Golden Sound özelliği de bulunuyor. Bununla beraber ultra hızlı şarj uyumlu QE kablosuz şarjı bulunuyor. Bluetooth 5.2 desteği ve şarj kutusunda desteğiyle birlikte 40 saate kadar kullanım ömrü sunduğunda dipnot olarak belirtelim. Ayrıca cihazın siyah ve beyaz olmak üzere de iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Fakat burada benim favorim beyaz oldu. Siyah da tercih edilebilir. Fakat kablosuz kulaklıklarda beyaz tercihim oluyor çünkü çok daha hoş durduğunu söyleyebilirim. Her bir kulaklıkta 57 mAh'lik pil kapasitesi bulunuyor. Şarj kutusunda ise 566 mAh'lik bir pil kapasitesi olduğunu belirtelim. Pil ömrüne baktığımızda ise %50 ses seviyesinde aktif gürültü engelleyici açıkken 5 saat aynı zamanda şarj kutusu ile birlikte 20 saatlik bir deneyim sunuyor. Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarjda 6,5 saat, kutu ile birlikte de 26 saatlik bir kullanıcı deneyimi yaşattığını da ekleyelim. Şimdi gelelim Oppo Enco X2 modelinin bizlere sunduğu kullanıcı deneyimine. Öncelikle benim bu kulaklıkta sevdiğim önemli özellikler var. Bunlardan ilki kablosuz şarj özelliği. Kutu içeriğinden USB-A ve USB-C arasında küçük bir şarj kablosu geliyor. Fakat şarj kablosunun yanı sıra kablosuz şarj desteğinin olması benim için avantaj. Tabii ki yanında kablosuz şarjla ilgili herhangi bir aparat gelmiyor. Fakat evinizde bir kablosuz şarj istasyonu varsa Oppo Enco X2 modelini kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Eğer kablo ile şarj etmek istiyorsanız kulaklıkları toplam 60 dakikada şarj kutusuyla beraber de 90 dakikada şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda Oppo Enco X2 modeli IP54 sertifikası ile geliyor. Yani su sıçramalarına ve toza karşı bir dayanıklılığı var. Fakat bu demek olmuyor ki bu kulaklığı suya sokabiliriz veya toz geçirmez gibi bir anlam çıkmasın. Yalnızca dayanıklılık sertifikası var. Bunu da sizlere belirtelim. Çünkü her ne kadar bu sertifika olsa bile herhangi bir su geçirmesi durumunda tabii ki garanti kapsamında olmayacaktır. Fakat sıçramalara karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Şimdi
Şimdi gelelim bağlantı tarafına. Bluetooth 5.2 desteği sayesinde düşük gecikmeli bir bağlantı deneyimi sunuyor. Bununla beraber 10 metreye kadar da kullanılabilir olduğunu belirtelim. Yani şöyle ki, ben bu kulaklığı kullandığım süre içerisinde telefonumu salonda bırakarak mutfağa gidiyorum, evden uzaklaşıyorum. Yani evin uç noktalarına gittiğimde bile dinlediğim müziği, dinlediğim podcast'i dinlemeye devam edebiliyorum. Yani bir kesinti söz konusu olmuyor. Bu yüzden Bluetooth 5.2 desteğiyle gelmesinin özellikle uzak mesafe ve düşük gecikme konusunda benden tam not aldığını söyleyebilirim. Bağlantı tarafından sonra değineceğim en önemli konu ise tabii ki aktif gürültü engelleyici. Benim için cihazdaki can alıcı en önemli ikinci nokta aktif gürültü engelleyici özelliği. -38 desibele kadar bir aktif gürültü engelleyici özelliği mevcut. Aynı zamanda orta düzeyde gürültü engelleme, hafif gürültü engelleme, maksimum gürültü engelleme, şeffaflık, vokal iyileştirme ve gürültü engelleme kapalı olmak üzere de farklı modları bulunuyor. Bunu kulaklık üzerinden de yapabilirsiniz fakat telefonunuzdan da özelleştirmeniz mümkün. Şimdi gelelim kulaklık üzerindeki kontrollere. Evet, şimdi geldik kontroller kısmına. Oppo Enco X2 modelinde benim diğer kulaklıklarda rastlamadığım önemli bir özellik var. Bildiğiniz üzere çoğu marka tarafından sunulan kulaklıklarda şöyle bir kontrol mekanizması oluyor. Dokunmatik veya ses yükseltmek için kulaklığın üzerinde sürükleme gibi. Şimdi sizler için bir örnekte bulunacağım. X marka bir kulaklık için şu anda değerlendirme yapıyorum. Kulaklığı yukarı sürükleyerek ses açma kısma senaryosunda gürültü engelleyici özelliği bozulabilir. Çünkü silikonlu bir yapıya sahip olduğu için yukarı aşağı bastırırken bu silikonlu yapısı kulağınızdan kurtulabilir. Bu yüzden genellikle yukarı aşağı kaydırdığınız kontrol mekanizmasına sahip olan bir kablosuz kulaklık genellikle kullanıcıların tercih etmediği kısımlar oluyor. Bir diğer kablosuz kulaklık kontrolüne baktığımızda ise dokunmatik kontroller oluyor. Bu da bazen şöyle oluyor. Kulaklığınızı düzeltmek istiyorsunuz. Şöyle elinizi alıyorsunuz veya kulağınız içerisinden hiç çıkarmadan yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Fakat parmağınız kulaklığın üzerine dokunduğu için dinlediğiniz müzik durabiliyor, değişebiliyor. Fakat burada Oppo Enco X2 modeliyle muhteşem bir çözüm bulmuş. Bu da kulaklığı sıkmak. Şimdi kulaklığı sıkmak dediğimde bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Şöyle size basitçe göstereyim. Kulaklığı iki yanından tutarak sıktığınız zaman zaten kulağınızın içinde ufak tık diye bir ses geliyor. Yani plastiğinin içinde o yapı sizin kulağınıza bir ses olarak geliyor. Fakat rahatsız edici bir ses değil. Ve bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin kulaklık ayarlarına girdiğiniz zaman sol kulağımdaki kulaklığı bir kez sıktığımda müzik dursun. İki kez sıktığımda sonraki müziğe geçsin. Üç kez sıktığımda gerideki müziğe geçsin gibi bir kontrol sağlayabilirsiniz. Bunu sağ kulak için sol kulaktan bağımsız bir şekilde de kişiselleştirmek mümkün. Örneğin sağ kulağıma da şöyle bir şey yapabilirim. Sağ kulağıma basılı tuttuğumda gürültü engelleyici modları arasında değişiklik yapayım. Aa, açtım yanlışlıkla lan. Bütün ses gitti şu an etrafımdaki. Bir kez bastığım zaman ses yükselsin, iki kez bastığım zaman ses kıssın, üç kez bastığım zaman telefonumu sessiz alsın ya da çağrıyı reddetsin. Bunun gibi birçok işlevi kulaklık ayarları tarafından yapabiliyorsunuz. Bu sıkma mekanizması benim çok hoşuma gitti. Çünkü kulaklığı çıkardığım zaman yanlışlıkla sıkmış olmuyorum. Çünkü biraz bastırmanız gerekiyor. Bu da benim yanlışlıkla müzik değiştirmem gibi bir sorunun önüne geçiyor. Ses yükseltmek için elimle böyle yapabildiğim farklı kulaklık markalarında karşıma çıkan sorunlar da olmuyor. Çünkü kulaklığı sağlam bir şekilde bastırıp sıktığım için diğer kulaklıklarda karşıma çıkan hataların önüne geçiyor diyebiliriz. Bu yüzden kontroller tarafında Oppo Enco X2 modeli başarılı bir yapıya sahip. Evet, şimdi geldik Oppo Enco X2 modelinin bizlere sunduğu ses kalitesine. Ses kalitesi kısmında zaten Oppo'nun kendisini kanıtlamış bir marka olduğunu biliyoruz. Özellikle sert müzikler dinlerken, örneğin ben çok metal dinliyorum, müzikteki tüm enstrümanları rahatlıkla ayırt edebiliyorum. Bununla beraber baslı müziklerde de bası kulağımda hissedebiliyorum. Bu yüzden ses kalitesi tarafında benden tam not aldığını belirteyim. Düşük gecikme tarafında da telefonumdan oyun oynayabiliyorum. Yani Bluetooth 5.2 desteğine sahip olmasının telefon üzerinden oyun oynama, dizi izleme ve film izleme gibi işlevleri rahatlıkla kullanabildiğimi de sizlere eklemiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Oppo Enco X2 modelinin fiyatına. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak ortalama olarak 2800 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Tabii ki bu farklı sitelere bağlı olarak değişiyor. Hatta bazı sitelerde 3000-3200 TL'lere kadar yükseldiğini belirtelim. Fakat şu anda bu incelemeyi yaptığımız tarihte bulduğumuz internet sitelerinde 2800-2900 TL'ye satılan modellerin de yine
Oppo Türkiye garantili olarak satışa sunulduğunu belirtelim. Genel olarak fiyatını değerlendirecek olursak üst segment kablosuz kulaklıkların zaten bu fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyelim. Yani eğer iyi bir kulaklık arıyorsanız, uzun yıllar kullanayım diyorsanız ve düşük gecikme, aktif gürültü engelleyici, uzun süreli kullanım gibi deneyimleri yaşatmasını istiyorsanız ve bütçeniz de 2800-3000 TL arasındaysa araştırdığınız kablosuz kulaklıklar arasına Oppo Enco X2 modelini de ekleyebilirsiniz. Tabii ki daha ucuz da olabilirdi fakat son zamanlarda dolar kuru arttığından dolayı her şeyin fiyatı arttı. Bu yüzden benzer kalitede bir kablosuz kulaklık arıyorsanız en az 2500-3000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizler için Oppo Enco X2 modelini inceledik. Sizce fiyatına değer mi ve performansını nasıl buldunuz? Eğer ürün hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Biz de sizler için hepsini okuyup hepsini değerlendirip hepsine yanıt vereceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı video incelemeleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.